Sevgili izleyenler, Mikrofon Sende programımızın üçüncü konuğu CHP İlçe Başkanı Doktor Selim Panç. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Mikrofon TV ailesini ben tebrik ediyorum. Başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum ve tekrar başarılı devam diliyorum. Öncelikle davetimizi kırmayıp programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Sosyal medyadan konuk olacağınızı duyurduktan sonra takipçilerimizden soru aldık. Format gereği birbirinden farklı soruları fanusun içine attık. Buyurun, söz sizde. Evet, ben de merak ediyorum. Bakalım. Bir soru geldi. Okuyabilir miyim? Tabii, buyurun. Bir önceki dönemde yapımı tamamlanan hobi bahçelerinin sorunları nelerdir? Eksikleri neden tamamlanmıyor? Belediye başkanları gelir gider ama hizmet bakidir diye düşünüyorum demiş izleyicimiz. Haklıdır. Şimdi hobi bahçeleri aslında çok güzel bir proje. Bandımamıza yakışan bir proje. Orada yanılmıyorsam 260 civarında misafirimiz var. Şimdi tabii özel işleri de yapmak lazım. Orada eksikler olabilir. Çok talep var. Vatandaşların orada yüzlerce dilekçe vermişler biz sıra alıyoruz diye. Fakat yer sınırlı. Ondan dolayı da diğer vatandaşlara oradaki tekrar yer verilemiyor. Belki şöyle yapılabilir miydi acaba? En baştan duyurulurken işte 5 yıllığına verilip daha sonra tekrar bir kura çekimi yapılabilir miydi acaba? Bu onun doğrusu bir özel işleri yapılabilir ama şu anda oradasının elektriğini, suyunu, ulaşımını, altyapısının bütün masraflarını Bandırma Belediye'miz karşılıyor. Dolayısıyla ufak tefek sorunlar olmakla beraber oradaki vatandaşlarımız çok mutlular, çok memnunlar. Mevsime göre, sebzesinin mevsimine göre bazen ufak tefek meyveleri de yetiştiriyorlar. Görüyorum ben de. Onun için güzel proje. Ben destekliyorum. Ama vatandaşlarımız da o özel işleri yaparsak haklı da olabilirler. Onu bir düşünmekte fayda var bence. Teşekkür ediyoruz. İkinci sorunuzu çekebilirsiniz başkanım. Evet, bakalım. Evet. Son zamanlarda kalp krizi kaynaklı genç ölümleri nasıl yorumluyorsunuz? Bu da benim mesleğimle ilgili bir soru gelmiş. Evet. Kalp krizi, kalp beslenen damarının birinin tam tıkanması ve fazla da olabilir. Ama gençlerde neden görülüyor? Değil mi? Sürpriz gibi. Hani genciz, neden kalp krizi görüyoruz? Bunda en önemli nedenler genetik faktörler. Bazı ailelerde kalp krizleri daha fazla olabiliyor. Onlarda da en önemli nedenlerden biri de primer hiperlipidemi dediğimiz kolesterol değerlerinin çok aşırı yükselmesi. Genetik faktörlere bağlı. Bazen de doğuştan kalp beslenen damarlarda anomaliler olabiliyor. Kalp beslenen damar farklı yerden çıkabiliyor ve bazen de aşırı stres gençlerde spazma bağlı kalp krizine yol açabiliyor. Burada şunu önerebilirim. Eğer ailesinde erken ölüm varsa, genç kalp krizi varsa, stent bypass olmuş olanlar varsa o ailedeki birinci derecede olan çocuk hepsinin taramadan geçmesini öneririm. Böylece erken müdahale. Örneğin 20'li yaşlarda bunu yapmak lazım. O zaman örneğin kolesterol yüksekse ona yönelik hayat yaşam değişikliği gerekirse çok yüksekse ilaç ve benzeri destekler yapılabilir. Bundan dolayı da ben ailesinde tekrar söylüyorum ailesinde erken ölüm, ani kalp krizi ve benzeri varsa gençlerde mutlaka çocuklarına kalp taramalarını, kalp check-up'ı yaptırmanı öneririm. Peki başkanım, pandemi sonrası artış görülmesi hakkında ne düşünüyorsunuz bir hekim olarak? Şimdi o biraz şehir efsanesi gibiydi doğrusu. Bize de geliyor hastalardan, işte ben aşı oldum, pandemi geçirdim, kalp krizim arttı falan gibi. Bilimsel olarak ispatlanmış tek bir şey var. Pandemi sonrasında kalp yetmezliklerinde bir artış oldu. Bu da özellikle gençlerde görülüyor. Fakat pandemiye bağlı, yani koronavirüse bağlı olan kalp yetmezliği iyi huylu. Yani tedavi iyi yanıt veriyor ve hasta toparlıyor. Benim de bu dönemde iki öyle genç hastam oldu. Şu anda ikisi de toparladı ve gayet durumları iyi. Pandemiye de bağlı kalp krizi doğrusu bilimsel olarak çok ispatlanmadı. Pandemi sonrasında kalp krizi bir şehir efsanesi gibi oldu ama doğrusu ben öyle düşünmüyorum. Çünkü bilimsel veriler o yönde değil. Teşekkür ediyoruz. Tekrar devam edebiliriz. Evet, bakalım şimdi. Merak ediyorum ben de. Zorlayıcı soru bekliyorum. Bakalım ne çıkacak? Evet. Millet İttifakı olarak Bandırma'daki çalışması nelerdir? 2020 seçimlerinde Millet İttifakı'nın ortak adayı kim olacağını düşünüyorsunuz? Güzel. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. İttifakı biz çok ciddiye alıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Çünkü Türkiye'nin geldiği noktada bunu ciddiye almak zorundayız. Ülkemizin geldiği durum ortada. Vatandaş gerçekten çok zor durumda. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Adeta uçurumun kenarına geldi. Uçurumdan yuvarlanmak üzereyiz. Bundan dolayı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Millet İttifakı oluşması çok çok kıymetli, çok değerli. Ve
Bütün bu altılı masanın da liderleri bunun farkında. Hepimiz farkındayız. Onun için biz hani bu gözümüz bebeği gibi, sakınır gibi denir ya, bu kadar önem veriyoruz. Çünkü önümüzdeki seçimler 100 yılın seçimleri olacak. Bakın 100 yılın seçimleri olacak. Daha önceki seçimler önemliydi. Ama bu seçim çok çok önemli. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra vereceğimiz en önemli seçim olacak. Çünkü benim düşüncem şu, ya Türkiye bu seçimle beraber Orta Doğu'nun karanlığına doğru yol almaya devam edecek. Şu anda öyle yol alıyoruz. Ya da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği Türkiye için muasır medeniyet, yani dünyanın en medeni ülkelerine doğru ilerleme yönünü yönümüzü değiştireceğiz. Bu kadar kritik bir seçim var. Herkes şikayetçi. Şikayetçi olmayan tek bir kimseler var. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yandaşları ve ondan beslenen birkaç zümre. Bu kadar. Ama genel olarak milletimiz çok şikayetçi. Biz sağdayız, görüyoruz ve değişim şart. Biz de ittifak olarak bunun farkındayız. Bandımada da altın masa olarak ayda bir araya geliyoruz. Salı günü tekrar bir araya geleceğiz. Ve burada neler yapabiliriz, neler değerlendirebiliriz, nasıl yapıyoruz diye konuşuyoruz. Burada da biz aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tek hedefimiz bu iktidarı değiştirmek. Ben de hemen araya girerek bir soru sormak isterim. İktidardan bahsettik ama bir de ekonomiden bahsedelim. Bu hayat pahalılığı ile ilgili sizin görüşleriniz nelerdir? Demirel demiş ki, eğer mutfakta tencere kaynamıyorsa o hükümet gider. 5 kere gidip 6 kere gelen bir siyasetçi bunu söylüyorsa bu tecrübeli siyasetçi bir bilgi var demektir. Gerçekten Türkiye'nin geldiği nokta bu. Şimdi enflasyon olmuş, resmi enflasyon %84. Ama gayri resmi enflasyon biz biliyoruz ki %160'larda. Pazara çıktığımız zaman mevsimsel sebzeler bile çok çok pahalı. Ve her şeyde bir markete gittiğiniz zaman veya herhangi bir şey aldığınız zaman bir bakıyorsun fiyat bir ay öncesine göre, üç gün öncesine göre farklı. Mazot olmuş 28 liraya dayanmış. Benzin aynı şeylere dayanmış. Çiftçi üretemiyor. Hayvan üreticisi de dertli. Çünkü girdiler artmış. Benim bir hastam vardı. İlginç bir örnekti. Doktor bey dedi, benim bir ineğim var dedi. Hatta alaca ineği. Maltufon diyor onlar, böyle Hollanda'dan gelen süt verimi yüksek olan ineklerden. İneğimi çok seviyorum ama ineğimi artık bakamıyorum. Aldım, ona verdiğim, ona yem parası süt parasından daha pahalı. Mecburen ineğimi satacağım dedi. Bu inek nereye gidecek? Kesime gidecek maalesef. Süt üreten inekler ve hayvanlar da kesime gidiyor. Bu giderek artıyor. Bu çok üzücü bir olay. Köyler boşalıyor. Köylerdeki çiftçilerin yaş ortalaması 55 oldu. Gençler köylerde durmuyor. Neden? Durduğu yerde ektiği üründen para alamıyor, para kazanamıyor. Gençler yurt dışına gidiyor. İnsanlar neden yurt dışına gider? Başka ülkeye gider. Türkiye'deki giden, yurt dışına gidenler bilim adamları gidiyor. Bilim insanları gidiyor. Benim meslektaşlarımı biliyorum. Onun için hiç kimse ümse kapılmamasın. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Muharebesi'nden önce der ki, umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben asla umudumu yitirmedim der. Türkiye'nin geldiği noktada Kurtuluş Savaşı'nda daha mı kötü durumdayız? Hayır, değiliz. Ama biz daha çok çalışacağız. Hep beraber çok çalışacağız ve bu değişimi mutlaka ve mutlaka yapacağız. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk milletinin buna ihtiyacı var. Gelecek nesiller için, çocuklarımız için, hatta torunlarımız için bunu yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok ama bunu hep beraber başaracağız. Yine kendi merak ettiğim bir soruyu sormadan edemeyeceğim başkanım. Genç bir hekim olsaydınız siz de bu ülkeyi terk eder miydiniz? Benim vatanseverlik duygularım biraz çok fazla. Kendi düşüncelerinden, şahsi beklentilerden daha önde olabilir. Büyük ihtimalle gitmezdim. Ama sonuçta şahsımın gidip gitmemesi çok önemli değil. Ama biz biliyoruz ki genç nesiller şu anda maalesef gözlerim dışarıda. Sadece doktor için değil, bu bilgisayar, iletişimden tutun da her meslekte, veterinerler dahil olmak üzere hepsi Almanca kursuna gidiyor, yabancı kursuna gidiyor. Tek bir hedefleri var, oraya kendini atabilmek. Ama biraz da haklılar galiba. Ya şöyle ki haklılar, onların açısından bakarsan, ekonomik açısından bakarsan Almanya'da bir asgari ücret 1621 euro. Türkiye karşılığı 34.200 lira civarında yapar. Türkiye ne kadar? 5.500 lira. Almanya'da çalışan 21 euro cebine koysa Türkiye'de apartman alır gider. Bakmayın siz Almanya'da enflasyon var mı yokmuş falan diyor. Almanya'da enflasyon %7.5 oldu. Hepsi büyük bir sistem var. Hatta bizim Nebati'nin onunla ilgili şeyini biliyorsunuz tabii. Komedi. Gerçekten bence Maliye Bakanı çok iyi bir komedyen olabilirdi. Bence ama onu iyi yapıyor. Gözlerime bakın diyor. Gözlerime bakın diyor. Ben de diyorum ki Sayın Nebati, biz sizin gözlerinize niye bakayım? Bir gözünde romantik eşiniz baksın diye. Buyurun tekrar. Tekrar. Bakalım kısmetleri ne varmış. Evet. Eğer milletvekili veya belediye başkanı olursanız Bandırma için
planladığınız 3 proje nelerdir diye sormuşlar. Şimdi öncelikle belediye başkanımız var. Benim belediye başkanı olmayı diye bir düşüncem yok. Çok da başarılı belediye başkanımız. Onu hep beraber çalışıyoruz. Canı günlerde destekliyoruz. Bandırma halkı da destekliyor ve seviyor. Güzel, çok da güzel işler yapıyor. Bandırma'nın çevresi değişiyor. Ben onun için buradan tekrar belediye başkanımızı tebrik ediyorum, Tolga başkanımızı. Eğer milletvekili olursam neler olabilir? Bandırma'nın bence yapılacak tabii ki çok şey işleri var. Bir, Bandırma bir spor merkezi olabilir. Böyle bir şey ne olabilir? Bandırma farkındaysanız genel yatırımlardan hiçbir destek almıyor. Sportif alanda da, sanatsal alanda da. Geçen hafta Balıkesir merkezdeydi. Oğlumuzun bir yarışması vardı orada. Devasa bir spor kompleksi yapmış. Balıkesir İl Spor Müdürü yazıyordu. Dolayısıyla bunu Spor Bakanlığı yapıyor. Bandırma'nın bunlardan aldığı hiçbir yatırım yok. Öncelikle bunların peşine düşerim. Bandırma için kompleks bir spor merkezi olmalı. İçinde yüzme havuzları, tenis kortları, basketbol sahası, jimnastik, atletizm sahaları olduğu kompleks bir spor tesisi düşünün. Hatta güreş takımı çalışacak bir kompleks spor merkezi. Buna böyle bir ihtiyaç var. Bandırma'da genç bir nüfus çok fazla. Üniversitemiz var. Üniversitemizde 20 bin civarında öğrenci var. Bandırma halkı da spor çok çok meraklı. Dolayısıyla birinci işlerden biri mutlaka böyle bir kompleksin Bandırma'yı kazandırması yönünde elimden geleni yaparım. Başka sanatsal yönde Bandırma aynı zamanda sanat merkezi olabilir. Bir modern sanat müzesi olabilir. Sanat galerisi olabilir. Bununla ilgili çalışmalar mutlaka yapılabilir. O Kültür Bakanlığı bağlantı olarak. Bandırma'mızın tabii sanayisi çok çok önemli. Biz kompleks olarak düşünüyoruz. Örneğin bizim bir Etim Adem fabrikamız var. Etim Adem fabrikasının en büyük problemi şu anda bizim için Şılam. Levent bölgesine Şılam atıyoruz. Artık dolmak üzere. Dolayısıyla burasının bir eti bor veya bor madeninin bir kompleks üretim merkezi olmalı. Ama nasıl bir üretim? Üst ürünler. Katma değeri çok çok yüksek ürünler. Böyle bir komplekse dönüştürülebilir. Burası bir bor kompleks üretimlerin olduğu, dünya çapında bor madeninin en üst noktaya kadar işletildiği bir klam gibi artı ürünler olmadığı bir kompleks haline getirilebilir. Bununla ilgili çalışma düşünebilirim. Aklımda gelenleri söylüyorum. Tabii ki yapacak çok şeyler var. Ben yine bir soru eklemek istiyorum. Trafikten memnunsunuz o zaman. Çünkü onu eklemediniz. Şimdi evet, biz hayret. Bandırmalı olarak biraz trafikten şikayetçiyiz başkanım. Evet, trafikte ben de şikayetçiyim. Böyle bir problem var. Onunla ilgili geçmişte üniversiteden profesörler geldiler. Araştırma yapıldılar. Onlar da işin içinden çıkamadı. Ama bu tabii mazeret kabul edilmez. Örneğin çevre yolu, Çanakkale üzerindeki o viyadüklerin yapılması çok çok gecikti. Biz orada iki kez basın açıklaması yaptık onunla ilgili ve böyle ite kaka artık bitme noktasına geldi. O da yeterli olmuyor. Çünkü baktığınız zaman sabah orada yine trafik tıkanıyor. Bir, hastanenin orada trafik tıkanıyor. Onu mutlaka bir baktı çıktı yapmak gerekiyor. Bunu yanlış yaptılar. Tek bir yönünü düşünler. Oysa bu projenin 3 ayı olmalı. Bir, hastanenin orada bir baktı çıktı olmalı. İki, yine bu çevre yolu şehir Bandırma girişinde oldu. Şu anda yapılmış olan olmalı. Bir de Etibank fabrikasında orada yine orada bir baktı çıktı olmalı ki trafik aksaması sabahları gerçekten ciddi kuyruk oluyor. Yapanların vizyonların yetersiz olduğunu gösteriyor. Bandırma'yı iyi tanımadıklarını düşünüyorum. Trafiği azaltmanın başka yolları da var. Bununla ilgili herkes kafa yoruyor. Tabi esas trafik büyükçe belediyesi sorumluluğunda ama problem değil. Bizler tabii ki düşünce fikirlerimizi ortaya koymalıyız. Bandırma'daki daha çok resmi kurumlar biraz daha Bandırma'nın dışına taşınabilir. Yeni yapıldığı zaman Bandırma'nın dışına doğru yoğunluğu azaltma adına o çekim merkezleri yapılabilir. İnsanlar neden hep Bandırma'nın merkezine gelsin? Gelmesin. Bununla ilgili çalışmalar da var. Bunlar desteklenebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Devam edebiliriz. Buyurun. Evet. Bakalım. Ne çıkacak onun neden? Bandırma'nın il olması konusundaki girişimleriniz nelerdir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bandırma tabii ki il olmayı fazlasıyla hak ediyor. Türkiye'nin sayılı ekonomik, sosyal ve coğrafi olarak da bunu hak eden şehirlerinden biri. Çünkü Bandırma coğrafi olarak Asya kıtasının son noktası, Avrupa'ya açılan da bir kapı Marmara Denizi ile. Ekonomik olarak, sosyal açıdan, nüfus olarak da bunu hak ediyor. Geçmişte tabii biliyoruz hep büyük hatalar yapılmış, il olma fırsatı kaçırılmış ama tekrar il olmayacak anlamına gelmez. Tabii il olması için bu bir hükümetin yapabileceği, yapabileceği bir konu. Büyükşehir Belediye Yasası'nın Balıkesir'de değişmesi gerekiyor ve o yasa çerçevesinde değiştikten sonra da Bandırma ile ilgili meclisten karar alması gerekiyor. Eğer fırsat o bize doğar da elimize o yönde bir çaba sarf etme fırsatı verilirse halkımız tarafından biz de o yönde gereken çalışmaları yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkür ederiz. Devam edebiliriz. Buyurun. Evet. Bakalım şimdi kaderde hangi soru varmış? İlginç sorular var gerçekten. İzleyicilerimizi tebrik ediyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak çevresinde bulunan partilerden kaç kişi istihdam etti? İstihdam edilen kişiler liyakata göre mi yoksa partiye sadakata göre mi seçildi? Gerçekten güzel bir soru. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben Bandırma Cumhuriyet Halk Partisi ilçe olarak birçok kişinin işe girmesinde önerik olduğum doğrudur. Özel sektörde de böyle. Bandırma'daki fabrikalarda da istihdam oldum. Tek bir kriterim vardı. O işe göre bahsettiğin önerdiğim kişi uygun mu? Buna çok çok önemserim. Ve bana örneğin farklı yerlerde işte bu işle ilgili insanlar söylerler. Ben lütfen buyurun bir kahvemizi içelim. Bir partiye beklerim. Bir önerdiğiniz arkadaşımız da gelsin. Ve mutlaka kendisiyle tanışmak isterim. Tanışmak istedikten sonra da istediği önerdiği işe göre uygun mu değil mi ondan bir süzgeçten geçiririm. Bu hiç fark etmez. Bir çöpçü kardeşimizden bir mühendise kadar hiç değişmez. Ve eğer o kardeşimiz de o işe uygunsa ben referans olurum. Ama bu benim mutlaka alacağız anlamına gelmez. Hangi kurum olursa olsun ben evet bu kişiye referans olabilirim. Bu işe layıkıyla yapabilirim. Ama benim önerdiğim arkadaşımızdan benim görmediğim, tanışmadığım o işe daha uygun biri varsa tabii ki onu alabilirler. Ve her zaman şunu söylerim. İşe girdikten sonra da eğer biz aracı olduysak daha da fazla çalışmalısın. Daha da iyi yapmalısın. Eğer işi yapmıyorsan da takdir tabii ki işverendir. Bu resmi kurum olsun, özel sektör olsun hiç fark etmez. Ama benim kriterlerim bellidir. Yani mutlaka o işe uygun olması gerekiyor. Her alanda eğitimi, birikimi, kişisel yapısı, psikolojisi, işe uygunluğu bunlar çok çok önemli. Liyakat çok çok önemli. Liyakata uymayan birini kesinlikle önermem. Doğru da değil zaten. Peki yine merak ettiğim bir soruyu sormak istiyorum. AK Parti'yi desteklediğini bildiğiniz bir kişiye iş konusunda referans oldunuz mu? Ya da olur musunuz? Şunu söylemek istiyorum. Bunun liyakatı partisi olmaz. O da biz kendimizle çelişiriz. Eğer o kişi, bahseden kişi o siyasi görüşte veya farklı bir siyasi görüşte olabilir ama işi en iyi o yapıyorsa yapacak bir şey yok. Hak ediyor demektir. Belki onu da kazanabilir sonrasında da yani. Teşekkür ederim cevap verdiğiniz için bu soruya. Evet şimdi ben de merak ediyorum. Belediyenin düzenlediği kültürel etkinliklerin bazılarında halk yerine parti mensuplarını görüyoruz. Buna körler, sağırlar, birbirini ağırlar diyebilir miyiz diye vatandaşı sormuş. Örneğin İlber Ortaylı da örnek göstermiş. Şimdi aslında hakikaten çok güzel bir soru. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Tolga Tosun Başkanımız buna çok çok önem veriyor. Farkındaysanız yapılan etkinliklerde protokolü kaldırdılar. Dolayısıyla orada kim gelirse gelsin Cumhuriyet Meydanı'nda izlemeyi herkes aynı yerden izliyor. Ben de aynı halkın içerisinde izliyorum. Vatandaşımız da hemşerimiz aynı bir yerden izliyor. Olması gereken de bu bence. Neden protokol olsun ki? Orada vatandaşla izleyici arasında oradaki sahnedeki sanatçı olabilir, kültürel bir insan olabilir. Her kimse. Onu izlemek daha da keyifli oluyor. Ben bundan çok keyif alıyorum. Dolayısıyla da belki ufak tefek olmuş olabilir ama genel olarak biz bunu belediyemiz ve Tolga Başkanımız da buna çok önem veriyor. Asla bir ayrım yoluna gitmemeye çalışıyoruz. Genel olarak buna dikkat ediyoruz. Ama istisna olmuş mu? Olmuştur. Bu da bizim öz eleştiri yapmak gerekir derse bazen de erken geliyorlar ve erken gelerek de yer kapıyor olabilirler. Ama biz bu prensip olarak kesinlikle protokole karşıyız. Her vatandaş eşit mesafede izleyebilmeli. Doğrusu da bu olduğunu düşünüyorum. Buna dikkat etmeye çalışıyoruz. İlber Hoca'yı izlemek isteyenler dışarıda kaldı ve bu soru evet, çok fazla gelmişti. Şöyle biliyorsunuz İlber Hoca'nın geldiği zaman bir şanssızlık vardı. Yağmur yağma durumu vardı. Dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda söyleşi mecburen Barış Manço Kültür Merkezi alındı. Orası da yetmedi. Bazı vatandaşlar serzenişte bulundular. Haklı olabilirler tabii ki yani. Ama bu olağanüstü bizden kaynaklanan bir şey değildi. Yağmurdan kaynaklanan bir tabloydu. Teşekkür ediyoruz. Devam edebiliriz başkanım. Evet. Bakalım şimdi ne çıkacak? Bu tavşanın şeyi gibi oldu biraz. Hani eskiden tavşanı bir kader şey çekerdi. Herkes merak eder. Kaderin ne çıkacak falan diye. Kısmet. Kader kısmeti değil mi? İnanırdık. Kısmetiniz ne? İnsanlar da inanırdı ona. Evet. Bakın benim kaderimde ne çıkacak şimdi. Belediyemizin son sistem asfalt fabrikası var diye övünüyorsunuz. Evet övünüyoruz. Fakat hala parkataş sevdasını neden vazgeçmiyorsunuz? Bu da güzel bir soru. Öncelikle asfaltı da park edip her yere yapamazsın. Onun belli kriterleri var. Ve gelinen noktada petrol fiyatlarının ve dövizin bu kadar yükselmiş olmasının dolayı da asfalt döşemek maliyet açısından park döşemekten birkaç kat farklı maliyeti var. Üstelik bir de bulamıyorsunuz onun ham maddelerini. İzmir'den, Ala'dan geliyor o ham maddeleri. Üstelik asfalt üretme tesisimizi övünüyoruz. Doğrudur. Ve orada da asfalt da üretiliyor. Üstelik sadece Bandırma için değil. Çevre belediyeler için hatta Büyükşehir Belediyesi'ne dahi buradan asfalt gönderiliyor. Ben buradan tekrar belediye başkanımı tebrik ediyorum. Öyle bir tesis kazandırdığı için. Arayollara bazı da çok trafiğin yoğun olmadığı yerlerde de örneğin kırsal mahallelerde de parka taşı daha da güzel duruyor. Hem ekonomik olmakla beraber aynı zamanda kullanım açısından da daha güzel duruyor. Bir de asfalta örneğin yağmur yağdığı zaman su hep akar gider. Taş olduğu zaman o tarafından su emilir. Doğal açıdan da taşların bazı yerlerde daha iyi duruyor ve daha güzel duruyor. Ama özellikle tercih edilmiş bir yöntem değil. Teşekkür ederiz. Devam edebiliriz. Buyurun. Evet.
Bir tavşan da olsa iyi olurdu. Evet bakayım ben. Kaderimde bu kez ne varmış? Evet. Doktorluk mu yoksa siyasette mi kendinizi daha başarılı buluyorsunuz? Bu da güzel bir soru. Evet bu da güzel bir soru. Doğrusu ben bir hekimim. Kalp hastalık uzmanı olarak çalışıyorum. Kendi özel yerimde muayenehanede de hastalarıma bakıyorum. Şuna dikkat ediyorum ben. Muayenehanemde ben hastalarımla siyaset konuşmuyorum. Siyasi hiçbir iş ve benzeri randevuları da muayenehanemde kabul etmiyorum. Onların yerini sekreterim, asistanım profesyonelce partiye randevu veriyor. Akşamız onları partide görüşüyoruz. Ben doktorlukla siyaseti keskin çizgili birbirine ayırıyorum. Buna özellikle dikkat ediyorum. Hatta sosyal medyada Doktor Selim Pan sayfam vardır. Ayrıca bir Selim Pan sayfam vardır. Sosyal medyada dahi bu çizgiye çok dikkat ediyorum. Hekimliği seviyorum. Hekimlikte de olgunluk döneminde olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hastaların dertini gidermek, onları mutlu etmek, o kırık kalplerini tedavi etmek beni çok mutlu ediyor. Mesleğime devam ediyorum. Ama ben her zaman da siyasetin içerisindeydim. Okul yıllarımda öğrenci temsilciliği yaptım. Okulda bir aktivite, sosyal bir proje varsa mutlaka içerisindeydim. Daha sonrasında hastanede hekim olarak doktorluk çalışırken Sağlık Emekçi Sendikası'nın temsilciliği yaptım. Tabu odası temsilciliği yaptım. Orada bir hekim arkadaşımız Gaziantep'te şanslı bir şekilde öldürülmüş. Onun için orada büyük bir grev yaptık. Hastalarımıza destek verdi. Daha sonra kent konseyliği başkanı yaptım. Birçok sivil toplum örgütünde halihazırda Balkan Göçmen Derneği'nde yönetim kurulu üyeliğini yapıyorum. Birçok derneklerde üyeliğim var. Mesleğim yanında böyle sosyal projelerde, sosyal dernek ve derneklerin içerisinde hep oldum. Aktivitelerin içerisinde hep oldum. O beni meslek yönden de daha motive ediyor diye düşünüyorum. Siyaset de böyledir. Doktorluk aslında biraz iç içe. Birinde insanın meslek olarak kırık kalpleri tedavi ediyorum. Öbür taraftan da sosyal yönden insanlarımıza, halkımıza, hemşehrimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Birçok projelerde de başarılı olduk. Ama bu devam edecek diye düşünüyorum. Ben ikisine de mutluyum. İkisini de çok seviyorum ve tabii takdir Türk milletindir ve bandımın hemşehrimizindir. Onun için ben takdiri onlara bırakıyorum ama ikisine de mutlu olduğumu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Bir soru eklemek isterim. Bir seçim hakkınız olsa ve tek bir seçim hakkı verilse hekimliği mi tercih edersiniz, siyaset mi? Şimdi güzel bir soru, zor da bir soru ama şöyle bir şey var. Siyaset bir meslek değildir. Belli bir süre yaparsınız, bir bayrağı taşırsınız. O bayrağı taşıktan sonra da gereken çalışmaları yaparsınız ve daha sonra tekrar mesleğine dönebilirsiniz. Yani siyaset asla bir meslek değildir. Milletvekili seçildiniz, yapacağınız süre bellidir. O süre yaparsınız, vatandaşa hizmet edersiniz, çalışırsınız, çabalarsınız. Bunlar da çok çok kıymetli ama sonra o süre bellidir. Bittikten sonra da tekrar mesleğine dönersiniz. Bu meslekte bir siyaseti bir ara parantez arası diye düşünüyorum. Siyaset bir meslek değildir. Yapanlar da yanlış yapıyorlar. Bakıyorsun milletvekili defalarca. Bu doğru ben bulmuyorum. Geçmişte sivil toplum kuruluşlarında çalışırken de buna dikkat ettim ben hep. Bir yerde bir görevi aldığınız zaman en fazla iki dönem yapılacak. Mutlaka onu başkanın devretmek gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum cevap verdiğiniz için. Çok sağ olun. Devam edebiliriz. Devam ediyoruz. Bakalım bu kez şansımıza ne çıkacak? Güzel sorular geldi. Evet çok güzel sorular seçtiniz. Gerçekten çok samimi güzel sorular. Evet. 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın ortak adayının kim olacağını düşünüyorsunuz? Biz de merak ediyoruz. Doğru sizlerse. Öncelikle şunu samimiyetle söylemek istiyorum. Bazen siyasetin içerisinde olduğumuz için insanlar bizim bu sorunun cevabını bildiğimizi düşünüyorlar. Ben inanıyorum ki şu anda bu sorunun cevabını o altılı masa da bilmiyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak ben Sayın Genel Başkanımızı yakından tanımış biri olarak söylüyorum. Samimiyetle de söylüyorum. Gerçekten çok değerli. Türkiye için büyük bir şans. Adeta bilge bir siyasetçi. Mütevazi yaşamı, işte mutfağından, çalışma odasından canlı yayınlar, videolar paylaşıyor. Onun o gerçek, o yaşadığı ortam o. Eşiyle beraber ev yemekleri yapıyorlar beraber. Çocuklarını mütevazi bir kendi işlerini çalışıyorlar. Hiç kimse bu Sayın Genel Başkanımız çocuğun nerede çalıştığını bilmez, görmez. Çünkü onlar o öyle bir aileden geliyorlar. Yani babaların bulunduğu mevkiden faydalanmak, onunla öne çıkmak gibi düşünceleri yok. Genel Başkanımız hesap uzmanıdır. Devlet adamıdır. Birleştirici bir kişilik yapısı vardır. Mütevazidir. Uluslararası siyaseti ve uluslararası vizyonu olan bir insandır. Hak, hukuk, adalet diyen bir insandır. Türkiye için çok büyük bir şans. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Yüce Türk Milleti'nin bunu değerlendirmesini isteriz. Seçilmesini çok isteriz. İsteriz ki Millet İttifakı'nın adayı Sayın Genel Başkanımız olsun ve Türkiye'de başkan olarak seçilsin. Zaten biliyorsunuz altılı masanın esas hedefi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek. Seçilen başkan kim olursa olsun 2 yıl, 3 yıl sonra Türkiye'nin belli bir problemle giderdikten sonra tekrar seçimlere gelecek ve tekrar parlamenter sistem gelecek. Geçici bir sürede Genel Başkanımızın çok çok bu koltuğa yakıştığını Türkiye için
büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye gerçekten çok yönlü çıkmazdı. Uluslararası siyasetten, ekonomik, sosyal, birçok coğrafi konumda da çok çok zor durumda. Görüyorsunuz uluslararası alanda saygınlığımız kalmadı. Ya yani Amerikan Başkanı Trump Sayın Erdoğan'a mektup yazdı. Akıllı ol, aptal olma diye mektup yazdı. Bu çok bir ülke için üzücü bir olay. Ve aynı zamanda Moskova'da Putin Sayın Erdoğan'ı 2 dakikadan fazla kapısında bekletti. Bunlar hiçbirimizin tasvip etmediği, ben inanıyorum ki Erdoğan da bu konulara üzülmüştür. O da farkında çünkü. Branson, hani papaz Branson vermiyorduk ama adam telefon etti. Sonra gün postalı gönderdik. Dolayısıyla Türkiye çok yönlü, zor durumda. Bunlar şunu gösteriyor. Elinizdeki kartlar çok zayıf. Karşı tarafın argümanları ve elindeki kartlar çok güçlü. Kartlar ne olduğunu bilmiyoruz. Belli ki işi farklı boyutlara taşıyıp sana istediğini yaptırabilecek kartlar var elinde. Türkiye'nin bu kartları bertaraf etmesi lazım. Bunları kurtulması lazım. Ama bu hükümet değişikliği yapmadan bunu yapamazsınız. Eğer bu hükümetle devam ederseniz karşı tarafın argümanları, kartla ne varsa elinde var zaten. En küçük bir problemde gösterecek. Biz diyoruz ki artık Türkiye bu değişim yapmak zorunda. Yapalım. Değişim şarttır artık Türkiye'de. Demokrasi diyorsak, demokrasi inanıyorsak ve bu demokrasinin gereği olarak da iyi gitmeyen bir şey varsa da bu hükümeti değiştirmek zorundayız. Ama biz Yüce Türk Milleti'nin sağduyusuna güveniyoruz. Bu millet gerektiği zaman iyi yönetim ve yöneticilere ders verir. Örnek veriyorum, çok uzak bir örnek değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi nasıl değiştirdik? İstanbul Büyükşehir Belediyesi nasıl değiştirdik? Hatta bunu Mersin, Adana, Antalya gibi de onları da ilave yapabilirsin. Bu işte bu Yüce Türk Milleti'nin sağduyusudur. Ve gelinen noktada da 20 yıl bu ülkelere fırsat verdi, şans verdi ama gelinen nokta bu millet bundan mutlu değil ve diyor ki artık yeter, ben sana şans verdim, artık bu şansı senden alacağım, emin ellere vereceğim diyor ve bunu da yapacağından olan inancımız tamdır diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sayın evet. Başkanım, bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir konu var mı? Şimdi ben de bu fırsatı bana verdiğiniz için Mikrofon TV ailesini sizlere çok çok teşekkür ederim. Görüyorum ki Bandırma'da ve bölgemizde çok etkin. Doğrusu ben de bir hemşeriniz olarak bundan gurur duyuyorum. Başarınızın devamı diliyorum. Bizler siyasetçiyiz. Bu bulunduğumuz makamda siyasetçinin tek bir hedefi vardır. Seçimi kazanmak, düşünceyi temsil ettiği düşüncenin o ülkeye hükmetmesi ve o ülkeyi yönetmesidir. Bakın Bandırma'da bile bizim yaptığımız kamuoyu yoklamana göre AK Parti %13 oranında oyları azalmış. Artık AK Parti'de ciddi bir erilme var ve Cumhur İttifakı'na da erilme var. İnanıyorum ki bu Türkiye'de böyle. Geldiğimiz nokta artık Türkiye'de bir değişim gerekiyor. Bunu yapacak olan yine bizleriz, hep beraber yapacağız. Ben diyorum ki ne ezen ne ezilen Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hakça bir düzen diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için de saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ederiz.